yapılan saldırının hiçbir savunur taraf olmadığında herkesin görmesini bekliyoruz. Yani burada gerçekten yapılan işin efendim ileri tutar tarafı yok ve bunun savunur tarafı yok. Şimdi bizim burada çeşitli tatbikatlarla, çeşitli efendim, eğitim işbirliği konusundaki çalışmalarımızla beraber kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, Azerbaycan Türkü'nün yanında olduğumuzu herkesin bilmesi lazım. Olacağız biz. Bunun şeysi yok. Yani bir muazzası, pazarlı söz konusu değil. Ve gerçekten elimizden geldiğince eğitim işbirliği konusunda çeşitli tatbikatlarla, çeşitli eğitimlerle efendim, arkadaşlarımızla konuşuyor, arkadaşlarımız gittiler, konuşuyorlar, görüşüyorlar. Onlarla beraber işbirliğimizi sürdürüyoruz. Burada tabii Ermenistan deyince bizim o tezden falan da bahsedildiğinde tabii Ermenistan'ın ya burada biraz önceki bahsettiğimiz konulara benzer halleri var. Ermenistan da akılla mantıkla düşünerek işler yapmıyor. Ermenistan da arkasındaki bir takım güçlerden güç almak suretiyle kendi gücünün, kendi boyunun çok üstünde efendime söyleyeyim işlere girişiyor. Fakat tabii bunun da bir çıkar yol olmadığını görmeleri lazım şu kadar geçen sene içinde ve yıllar içinde. Bunu görmeleri lazım. Bizim tabii geçmişte tarihe baktığımızda bu 1915 olaylarıyla alakalı efendim, oradaki ne kadar yanlış olduğunu değerlendirmelerin, ortaya atılan iddiaların ne kadar yanlış olduğunu ben söylemiyorum. Amerikan Milli Arşivindeki İngiliz istihbarat subaylarının, Amerikan istihbarat subaylarının raporları söylüyor. Burada gerçekten maalesef bir şekilde medyayı kullanmak suretiyle, bir takım o çeşitli dünyadaki mevcut bir takım networkleri kullanmak suretiyle Türkiye'ye karşı, Türkiye karşı maalesef böyle bir takım medya katliamları, akademik katliamlar gerçekleşmiştir. Bu da onlardan biri. Çünkü gerçekte bizimle alakası olmayan bir İngiliz, bizimle alakası olmayan bir Amerikalı raporunu yazıyor. Diyor ki hiçbir şekilde diyor, biz gittiğimiz zaman diyor, raporlarda mı bu? Özetle ne diyor raporlar? Çok açık bir, özetle diyor ki gittik diyor, her tarafı gezdik diyor. Oradaki diyor köylerin diyor karakterinden diyor, anlaşıldı ki diyor, Türk köyleri yakılmış, efendim, Ermeni köyleri ayakta. Çünkü kilise ve cami alameti farika. Camiler yakılmış, yıkılmış, kiliseler duruyor. Raporlar burada, Amerikan arşivinde. Bizim tabii öncelikle bizim akademisyenlerimize biz şiddetle tavsiye ediyoruz bunları görmelerini, bunları kullanmalarını ve diğer taraftan da bizim dostumuz, müttefikimiz dediğimiz işte Amerikalılar, Avrupalılar bunlara bakması lazım. Yani dolayısıyla bu ön yargı hep orada toparlanıyor Şenol Bey. Bütün mesele ön yargıda toparlanıyor. Ön yargı olarak baktığınızda siz eğer başlangıçta Türkler haksız, Ermeniler haklı diye meseleye girdiğiniz zaman hiçbir gerçeği göremiyorsunuz, hiçbir gerçeği duyamıyorsunuz. Biz insanları efendim aklı selime davet ediyoruz. Entelektüel namusa davet ediyoruz. Entelektüel namusu olan ne olursa olsun doğru budur diyebilmelidir, diyebilir. Ama maalesef muhataplarımızda bunu pek göremiyoruz.